Şimdi ya Kaan Bey, öncelikle görevimiz yani çok zor bir görev, ağır bir yük. Bunu biz kendi ekibimize, kendi halkıma güveniyorum ki bunun üstesinden geleceğiz yani. Biz şimdi burada baktığımızda biz bu işten çok uzak insanlar değiliz. Ben 2003 yılından beri AK Parti teşkilatında mahalle temsilciliği ve 2009-2014 şeylerinde belediye meclislerini yaptım. Artı biz burada halkımızın hizmet kapısıdır. Bu kimsenin tek elinde bir parti değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki halkımızın hizmetçisiyiz, hizmetkarıyız. Ne haddimize biz de bu hizmetkarlığı yapmaya hazırız. Ve burada halkımız için memleketimiz için en iyisini yapmaya mücadelemizi vereceğiz. Yani ben burada öncelikle kendi ekibime ve kağıtta halkıma güveniyorum ki biz geçmişimizde de her zaman bir başarı elde etmiş, her seçimde çıtayı yükseltmiş AK Parti olarak bugün de eminim ki 2019 seçimlere az kaldı. Burada bir yıl gibi bir süremiz kaldı, 15 ay gibi. İnşallah derim ki orada da bir zafer elde etmiş olacağız, bir başarı elde etmiş olacağız. Onda da kendimize ve ekibimize ve halkımıza güvenimiz sonsuzdur. Zaten biz kendimizi gördük, küren iş, üretim ruhu olan ve bugüne kadar da kendi bünyemizde, firmamızda yetkili olarak yöneticilik yapmış bir şahıs olarak ben organizede bugün ikinci bir kısım istimlaki için biz gereken projeler çizeceğiz. Biz başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Ahmet Bey'e güvenerek ve Sanayi Bakanımızın kapısına gideceğiz. Onu en hızlı, ivedi bir şekilde istimlakına gideceğiz. İkinci bir husus, şu anda bizim organizede belki yer ayırtıp da süresi durmuş ve de duracak olan orayı işgal eden kardeşlerimize de bir sonraki istimlakta yer vermek şartıyla şu anki bizim yatırımcıları ön planda tutmak adına onlara da biz yardım isteyeceğiz. Yani o işgal ettikleri parselleri bir önceki yatırımcılara ikramda bulunsunlar. Artık onun belli bir süreci var benim bildiğim kadarıyla. Yani bir insan bir talebi olduğu zaman, bir ücret ödediği zaman 2 yıl şartı var sanırım, yanılmıyorsam. 2 yıl diye biliyorum. 2 yıl inşaata başlamadığı sürece orası otomatikmen düşmesi lazım ve bir kısmı belki düşmemiştir. Onu da düşmesi için kaymakam beyimiz sağ olsun, kaymakam beyimiz gerçi ilçe amirimiz ama o da sanayi ruhu olan, sanayiyle birebir ilgilenen bir kaymakamımız, bir amirimiz. Biz el ele kol kula verip en hızlı bir şekilde ilçemize gelen yatırımcıları ve gelmek isteyenleri ve hatta İstanbul'a gideceğiz, programımızda var. Yani biz artık bu süreçte biraz yoğunuz. Yeni kongremiz oldu ayın 12'sinde. Kısmetse en yakın zamanda İstanbul'a gidip oradaki iş adamlarımızla biz kaymakamla ve bizim Kağıtta Belediye Başkanımız Abdurrahman Toprak Bey'le beraber öyle bir program yapıp hatta Ahmet Bey'in de referansını alıp İstanbul'daki iş adamlarımıza özellikle bizim Adıyamanlı kimliğini taşıyıp da İstanbul'da yatırım yapanların bir kısmını buraya getirmeyi de birinci hedefimiz. Tabii getirmekten o insanlara bir imkan vermek lazım. İşte yer konusu, sıkıntısı bizim şu anda organize son projeyle doğal gaz yıl başına kadar sanırım o projede bitiyor. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Bundan bir yıl önceki başvurum vardı. Bizim Asur-Seramik'in bir şubesinde orada yapma hedefimiz vardı. Doğal gazın olmamasından dolayı orada enerji eksikliğinden kaynaklanan bir durumdan dolayı bir beklenti aldık. Ve bu günlerde işte biz kısmense ben kendi adıma bunu konuşuyorum. İyi yatırım. Ha benim gibi ben kendime emsal verdiğim için bu konuya girdim de benim gibi
doğal gaz bekleyen belki çok firmalarımız var. Ha bu da ben eminim ki doğal gazımıza geldikten sonra zaten oranın altyapısı, enerjisi tamamen yeterli. Oradaki parseller biz bir daha oradaki başvurusunu yapmış veya da orada bir kısım ödemesini yapmış o kardeşlerimize de hiç üzmeden ikinci planı alıp ikinci hak ediş istimlaktan sonra onları bu şekil yani onları üzmeden belki adamların bir niyeti var yatırım ama şu anki bir maddi kiminin bir manevi boyutta sıkıntılar olabilir ama bu insanlara siz yapamazsınız veya bunu verin demek ayrı bir konu. Nezaketen onlara da bir toplantı yapıp onu da tabii biz kaymakam ile istişareli artı orada yetmez ise ikinci istimlaka biz hemen ikinci bir şey yapacağız yani organize genişletme hedefinde olacağız yani biz burada işsizlik istihdamını düşürmek için işte en şeyimiz organize yani biz tüm var gücüyle tüm yatırımcılarımıza gerekirse suyunu bile sırtımıza alıp taşıyacağız ki burada işsizlik istihdamını biraz daha düşürmek adına biz biraz daha fedakarlık yapacağız. AK Partili bir temsilci olarak, bir ilçe başkanı olarak. Ama bu yani bu bir yol yani medeniyettir yani yolu olmayan bir köy, yolu olmayan bir ilçe, yolu olmayan bir şehir, bir memleket. Yani bir cahil bir memleket diyeyim, oraya girmeyen bir sanayi diyeyim. Orada eğitimin kısıtlı olması diyeyim. Yani burada yol bir medeniyettir yani biz buna inanıyoruz ki devasa bir yatırım yapardı. Yani bu da köprü derken küçümsemek yani köprüyü Türkiye'nin üçüncü büyük Boğaz Köprüsü'ydü. Nisibi köprümüz. Şu anda bizim çalışan müteahhit firma kardeşlerimiz tam teşelli, tam hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Kış şartları tabi gözünde bulundurarak belki biraz hava durumunda kaynaklanan biraz kısıtmalar oluyor ama zaman kaybı diyeyim buna. Ama biz eminim ki onların verdiği söz vaatlerde 2019'un yıl başına varmadan bu yolu da birleştirecekler. Ben aldım net bilgi değil de %90 2019'un yıl başında bitireceğine ben inanıyorum. Çünkü çok güzel bir çalışma var. Çok düzenli bir çalışma var.